Merhaba arkadaşlar. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar geldi. Marmara depremi ile alakalı neredeyse tarih bile verdi diyebiliriz. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Marmara depremi için, tarihi için şöyle söyledi Profesör Doktor. Dolayısıyla Marmara'da olan depremcikler büyük depremin habercisi değildir. Ancak Kuzey Marmara'da hatırı sayılır depremler olacak. Bir tanesi Küçükçekmece önünde 6,4 ile 6,7 arasında, bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde 7, ila 7,2 arasında depremler olacak dedi Profesör Doktor. Ve ancak bu depremlerin olabilmesi için yeteri kadar kırıcı gücün toparlanabilmesi benim öngörüme göre 2045'e dayanmaktadır diyor Profesör Doktor. Yani Marmara depreminin gücünün toplanması için 2045 yılını işaret ediyor. Marmara'da sessizlik beklenen büyük depremin şiddetini arttırıyor mu? Marmara'yı bütüncül olarak yorumlamak gerekiyor. 1999 depremi 7,5 büyüklüğünde, yani 570 yılda bir olan bir deprem oldu. Şimdi bununla boşalan gerginlik yaklaşık 132 atom bombasına denk. Marmara'nın tekrar bu gerginliği biriktirmesi için ve yer kabuğu kuzeyde kırabilmesi için 6 milyar gigatonluk gücü toplaması gerekiyor. Bu gücü 22 yılda toplama olasılığı yok. Dolayısıyla her an deprem olabilir sözü asla doğru değildir. Çünkü bir güç birikimi olması gerekiyor ki yeri kırabilsin. Ve bu gücün de 2045 yılında toplanabileceğini öngörüyor Profesör Doktor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.